Hanımların en büyük sorunlarından biridir bacaklarındaki portakal görünümü. Selülitin oluşması kolay ama yok etmesi çok zor. Tabii bu formülü bilmiyorsanız. Doktor Murat Topoğlu, selülitlerle başı dertte olanların derdine derman olacak formülü Magazin 8'e açıkladı. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kadınların kabusu selülit önlenebilir mi? Siz evde ne yapabilirsiniz? Haftada bir kez malzemelerimizi isterseniz beraber bir görelim. Bu kahveden 2 kaşık koyuyoruz. Doktor Murat Topoğlu açıklıyor. Jel gibi yapıyoruz, evet, bunu. Deforme olan bir vücut selülit için müsait konuma geçiyor. Dolayısıyla selülitin olmasını engellemek için kilomuza çok dikkat edeceğiz. Yani çok sık sık kilo alıp çok sık kilo vermeyeceğiz. Bir kere vereceğiz ve orada kalacağız. Ya doktor, senin dediğin olmuyor. İşte gidiyoruz oraya buraya, yemek yiyoruz. O zaman da dediğim gibi selülit tedavisine de gitmek zorundasınız. Selülitlerin tabii ki biz kendi kliniklerimizde mezoterapi ve lipoliz ve radyo frekans dediğimiz tedavilerle yapıyoruz. Ama siz evde ne yapabilirsiniz? Haftada bir kez aşağı yukarı 6 hafta yapacağınız özel bir kür açıklayacağım. Bunu uygulayabilirsiniz. Selüliti bu karışımla yok edebilirsiniz. Bunun için malzemelerimizi isterseniz beraber bir görelim. Malzemelerimizin hepsi burada. Türk kahvesi. Bu toz kahve şeklinde olabilir. Evde içmiş olduğunuz kahve telvesinden de olabilir. Bence evde içmiş olduğunuz kahve telvesinden yapmak daha doğru. Biraz pul biber var. Bal var, zeytinyağı var ve biraz da bikarbonat, yani hanımların bildiği gibi kabartma tozu, yani bikarbonat, sodyum bikarbonatımız var. Malzemelerimizi siz değerli izleyenlerimiz için bir kez daha tekrarlıyoruz. Türk kahvesinin telvesi, pul biber, bal, zeytinyağı ve kabartma tozu. Şimdi bunlardan böyle bir elimize bir kase alıyoruz ve bir çorba kaşığı alıyoruz ve bu çorba kaşığıyla bu kahveden 2 kaşık koyuyoruz. Ve aynı şekilde bundan da 2 kaşık koyuyoruz. Zeytinyağına koyacağız. 1 çorba kaşığı koyduk. Biraz karıştırıyoruz bunu. Kıvam alması lazım çünkü. 2 kaşık kahve telvesi, 2 kaşık kabartma tozu, 1 kaşık zeytinyağı bir kasede karıştırıldı. Üzerine 1 kaşık daha zeytinyağı eklendi. Jel gibi yapıyoruz, evet, bunu. Ve üstüne birazcık 2 kaşık da bal koyacağız buna. Bal cilde en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Özellikle derinin tamamen ihtiyacı olan bir madde. Ve bu balı da karıştırıyoruz. Pul biberleri de ilave ediyoruz. Şurada gördüğümüz bir kırmızı pul biberimiz var. Aman tanrım demeyin. Ama çok az miktarda, şu kadarcık, fazla değil. Böyle koyuyoruz içine. Çok az miktarda pul biber koyduk. Selülitleri yok eden karışım selülitli bölgelere bu şekilde sürülmeli. Şimdi bunu alıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Zeytinyağı kokusunu verdi hemen hocam. Bu şekilde biraz da üstünde kalmasını da sağlıyoruz. Biraz bunu da tabii ki eğer banyoda yapacaksınız tabii bunu. Banyoda bu şekilde birazcık ovalamanız şart. İyice bir 15 dakika boyunca bütün bacaklarınızı ve kalçalarınızı buna ovaladıktan sonra biz bunu güzel bir streçle saracağız. Ve streç filmde dikkatli bir şekilde sarılıyor. Biraz önce hazırlamış olduğumuz karışımı haftada bir kez yapacaksınız. 6 hafta boyunca yapacaksınız.